Efendim merhaba. Bu haftanın ilk günü birlikteyiz. Ama her hafta olduğu gibi ve yani Türkiye'de tabii kaderimiz bu. Hiç iyi başlamıyor, iyi devam etmiyor. Niçin böyle bir hallere getirildi siyasal iktidar? Farklı başlamıştı ama farklı bir yerlere geldi. Şimdi artık sanıyorum ki şöyle bir cümle kursam yanlış mı olur bilmiyorum ama yanlış olacağını düşünmüyorum. Türkiye kayyumlar cumhuriyeti olmaya başladı. Şimdi bunu DEM'den ya da bunu herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak söylüyorum bunları ve bağımsız olarak konuşacağım. Ama hiç kuşkusuz ki eylemler açısından baktığımızda işin ilginç ve tuhaf tarafı şu. Şimdi biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esenyurt ilçesi belediye başkanı işte PKK, KCK işte yapılanması, bununla üye olmaktan, bununla iltisaklı, biliyorsunuz o cümleleri artık alındı. Şimdi onu kenara koyuyorum. Yani bunu Ahmet Bey'den bağımsız olarak konuşuyorum. Bireysel anlamda bağımsız olarak konuşuyorum. Tam bunu konuşurken, bunları planlarken bir anda Mardin başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu'da 3 bölgeden daha seçilmiş belediye başkanı görevlerinden alınıp kayyımlar atanıyor. Bunlardan birisi Ahmet Türk. Şimdi Ahmet Türk 3. kez aynı şekilde görevden alınıyor. Halk seçiyor, kendisini görevden alıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla galiba ya 80 yaş ya 80 yaşı biraz geçti. Şimdi geçmişte diyelim ki birinci kez aldınız. Peki, dediniz ki PKK ile ilgili, ilişkili nasıl kurgulandı, tanımlandı hukukta o. İyi güzel. İkinci defa alındı. Üçüncü defa alındı. Bakın halk hep kendisini seçiyor. Peki birincisini diyeyim ki devlet haklı. Peki arkadaş üçüncüsü. Bu arada bu adam yine devam mı etmiş? Peki bu adam bu arada devam etmişse bütün bu ilişkilere niçin belediye başkanı seçilmesine izin veriyorsunuz? Efendim bakın bütün bunlar bu ülkeye yakışmıyor, Türkiye'ye yakışmıyor. Bütün dünya baktığı zaman şunu görüyor. Diyor ki bir dakika arkadaşlar ya. Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla bir parti kurulduğunda Türk halkına ve dünya kamuoyuna şöyle bir açıklamada, deklarasyonda bulundu. Bulunduğu ne? Demokrasi, demokratik haklar, farklılıkların yönetimi, kendileri dedi ki bizi farklı gördükleri için işte çeşitli dönemlerde işte bize şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Çok laflar söylendi. Bir kısmı yanlış, bir kısmı yalandı, bir kısmı hatalıydı, bir kısmı doğruydu söylediklerinin. Ama bu ülkede bütün vatandaşların başına gelenler, siyasi parti ayrımı yapmadan herkesin başına 50 bin çeşit kötülük geldi. Bu ülkenin solcuları az mı çektiler? Solcuları yahu öldürüldüler, dar ağaçlarına çekildiler, işkenceler gördüler. Daha önceden işte ülkenin milliyetçileri de, kendisini Türk milliyetçi diye ifade edenler de tabutluklara konuldular geçmişte. Tırnakları söküldü. Evet, bakın dikkatinizi çekerim. Bu ülkede vatandaş olmak çok zor. E peki be arkadaşlar, bütün bunları yaşayarak geldik. Hele 1990'lar diye tanımladığımız bir Türkiye var ki, siyasal cinayetler, öldürmeler, aklımıza ne gelirse ve faili meçhuller, neler düşünüyorsanız bütün bunların hepsi yaşandı bu ülkede. Peki yaşanmak zorunda mı? Ya madem ki böyle bir deneyimimiz var, madem ki böyle bir deneyimden yola çıkarak işte AKP ilk kurulduğunda propagandasında bütün bunları anlattı. Demokrasi dedi, insan hakları dedi, eşitlik dedi, farklılıkların bir arada yaşaması dedi. İyi güzel. Bütün bunlar söylendi. Geldiğimiz yer neresi? Geldiğimiz yere bakar mısınız? Geldiğimiz yer işte Cumhur İttifakı diye kurulmuş olan işte çeşitli partilerin bir araya geldikleri, isimlerini tek tek artık saymama ne gerek var? Peki bunların yaptıkları şu andaki uygulamalara bakar mısınız? Bunlar olacak işler mi? Bunlar olacak işler mi? Şimdi dinliyorum diyor ki polis geldi işte belediye başkanını belediyeye sokmamış. Belediyenin bilmem ne sorumluları, daire başkan, müdür hiçbir şey bunları da içeri almamışlar.
Bilgisayarların imajları alınmamış. Ya ne olur yapmayın Allah'ınız aşkına. Bunu bakın bu Fethullahçılar, Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, ben de kendim de dahil olmak üzere. Arkadaşlar bak bu yöntemleri uyguladılar. Bu yöntemleri uyguladılar. Evlere CD'ler koydular, flashback'ler koydular. Kendileri yaptılar bütün bunların hepsini. Ya bunlardan şikayet etmiştik. Erdoğan'ın kendisi de şikayet etti bunlardan. Peki neden bunun benzerini yapmak zorundayız? Buraya Esenyurt'ta bu Ahmet Bey'e gelinceye kadar bakın haklı, haksız, hukuk önünde doğru, yanlış bunu konuşmuyorum. Belgeler ortaya çıksın, iddialar ortaya konsun, bir orada göreceğiz. Ama şimdiye kadar anlatılan ne? Şimdiye kadar anlatılan şu 10 sene, 11 sene önce gidilerek efendim bakın bu böyle konuşma yapılmış, şu şöyle konuşma yapılmışlarla yola çıkıp aldığınız zaman kamu buna razı olmuyor, kamu buna inanmıyor, halk buna inanmıyor. Bu tür eylemlerde halkı inandırmanız gerekir. Tabii ki DEM Partisi mensubu olup herhangi bir şekliyle yönetici, üye her neyse bunların içinde tabii ki PKK'yla ilişkili, ilintili, iltisaklı olan ve dahi onlar adına propaganda yapan işte yurt dışına kaçmış olan siyasi kimlikler yok mu? Siyasi aktörler yok mu? Var. Bunlar için sempatizan yazılar yazılmadı mı? Var. Ama arkadaşlar bakın bu ülkenin gerçeğine baktığımız zaman AKP'sinde de MHP'sinde de işte CHP'sinde de aklınıza ne geliyorsa hemen hemen tüm siyasi partilerde geçmişte de bu FETÖ dediğimiz işte Fethullah Gülen bu cemaatle ilgisi ilişkisi olan insanlar bu şimdi işte PKK'lı bilmem ne diye bir sürü tanımlar yapılıyor. Bunlarla bir şekliyle ilgisi ilişkili olanlar, dirsek teması olmuş olanlar topladığımız zaman neredeyse biraz abartarak söyleyeyim. Neredeyse arkadaş nüfusun %60'ını buluruz. Bakın %60'ını buluruz. Siyasi partilerin içine bakın. Hele bir dönem bu şimdi FETÖ'cüler diye tanımladıklarımız bunlarla ilişkisi olmayan, ilişkiye geçmeyenler arkadaşlar ya milletvekili olamıyor, bürokrasiye giremiyor, hukukta işte yer alamıyor, orduya bilmem ne yapamıyor. Yapamıyor oğlu yapamıyor. Türkçe olimpiyatlarına ne olur bir bakın o fotoğraflara. Allah'ınız aşkına fotoğraflara bir bakın. Bakın İçişleri Bakanı bugün Ali Yerlikaya orada hangi kıyafetle yer almış? Bir bakın. Çünkü o zaman büyük propagandaydı. Çok büyük propagandaydı. Türkiye'de çok sayıda şarkıcı, çok sayıda efendim sinema yıldızı bilmem ne bütün FETÖ'nün o toplantılarında yer alıyordu. Bu kendisine en şiddetli, eskilerin deyimiyle en şiddet biçimde Atatürkçü diyen bir takım oyuncularda fotoğraf var ya. Fotoğraf var. Hatta birisi böyle çömelmiştir. Çok en popüler olan bir isimden söz ediyorum. Böyle saat hemen fotoğrafı karşınıza koyun. Sol tarafta yere böyle çömelmiş duruyor. Üç kişi sonra da benim sevgili arkadaşım Mim Kemal Öke'yi görüyorum orada. Efendim. Şimdi bu evet bir dönem böyleydi. Kimseyi suçlamıyorum. Bak kimseyi suçlamıyorum. Bir dönem böyleydi. Aynı şekilde aban toplantıları herkes oradaydı. Bir de zarflara konulan paralar alıyorlardı efendim orada. Onların bir kısmı ben Atatürkçüyüm diyor. Bir kısmı. Şimdi bu ülkenin bir gerçeği var. O zaman şunu düşüneceğiz. Ya biz bu demokrasi konusunda gerçekten samimi miyiz değil miyiz? Samimi isek eğer ki samimi değiliz. Samimi isek eğer bunun gereğini yapılması gerektiği şekliyle yapalım arkadaşlar. Eğer öbür türlü kendimizi hiç aldatmayalım. Bak ama kendimizi biz aldatmak konusunda çok maharetli bir halkız. Çok maharetli bir halkız. Ben ta yıllar önce yazmıştım işte kitaplarımda duruyor. Demokrasi konusunda samimi değiliz diye. Evet gerçekten samimi değiliz. Ta milletvekili seçimlerinden itibaren baktığımız zaman bunu görürüz. Şimdi tekrar işin özüne dönmeye çalışayım. Arkadaşlar bu kayyım siyasetiyle, kayyım atamalarıyla bir yere varılmaz. Bakın, eğer
Türkiye'de demokrasiyi konuştuğumuz zaman halkın iradesi diye konuşuyorsak ki egemenlik kayıtsız şartsız halka aittir demişiz Erzurum Sivas kongreleri. Şimdi meclis duvarının arkasına yazmışız. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Yani seçime giriyoruz, halk gidiyor, oy kullanıyor. Şimdi buna hemen bazı arkadaşlarım hemen itiraz ediyorlar. İşte oyları çalıyorlar, oyları onu yapıyor, bunu yapıyor. Arkadaşlar onları kenara bıraktım, çaldırtmasınlar madem. Muhalefet partileri ne iş yapıyor? Ya da sorumluları ne iş yapıyor? Sandıklarda gözlemci bulundursunlar. Geçen seçim Gökhan Günaydın'ın kendisi söylemişti 22 bin sandıkta gözlemci bulunduramadık diye. Yapsınlar, becersinler madem. İşleri bu. Bu işin maaş alıyorlar. Bunlar o itirazlarınızı kenara bırakıyorum. Haksızsınız demiyorum, yanlışsınız demiyorum ama o itirazlarınızı kenara bırakıyorum. Arkadaşlar, madem ki halkın iradesi sandığa yansıyor. Madem ki halkın iradesiyle belediye başkanı seçiliyor, buna saygı göstereceksiniz. İşin en başında, başvurduklarında eğer burada savcılık, kolluk kuvvetleri, işte MIT'in raporları vardır, dosyalar ortada, herkes herkesi tanıyor bu ülkede. Örnek Ahmet Türk için konuşayım. Ahmet Türk sır bir adam değil ki ya. Hadi bu tarafı buradan vazgeçtim. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Bey'den vazgeçtim. Ama bu tarafa bakın şimdi. Tekrar söylüyorum, bildiğim kadarıyla 80 yaşı biraz geçmiş olması lazım Ahmet Türk'ün. Ya bilinmeyen bir adam değil ki. Niye yapılıyor üçüncü defa? Yani bir daha niye yapılıyor? Bu anlaşılabilir gibi değil bakın. Bu anlaşılabilir gibi değil. Bunu izah edemezsiniz. Bunu iktidar da izah edemez. Bakın bunu iktidar da izah edemez. Öte yandan kayyımları atadılar daha önceki dönemde. Ne oldu? Seçimler yapıldı. Halk siyasal iktidarı cezalandırdı. Bir de bir açıklandı ki ne kadar kayyım atanmış yer varsa tamamında borç gırtlağa geçmiş. Borç gırtlağa geçmiş. Bakın daha önce İstanbul'da seçimde Ekrem İmamoğlu işte kazanmıştı, biliyorsunuz o seçim böyle bir tekrarlatıldı, bir şeyler oldu. Kayyum olarak kimi atadılar buraya, kimi memur olarak gönderdiler? Bugünkü İçişleri Bakanı'nı, biliyorsunuz Ali Yerlikaya'yı. Kayyum olarak o gitti. O gün medyaya yansımıştı olaylar. Yaptığı ilk işlerden birisi neydi? Bu İçişleri Bakanı'nın bugünkü neydi? Belediyeden Atatürk fotoğraflarını kaldırtmak. Bakın o günkü medyaya ne olur girin bir bakın, rica edeyim. Girin bir bakınız efendim. Ne göreceğiz? Sonuç olarak lütfen eğer bu konuda siyasal iktidar samimi ise, eğer bu konuda işte ismini Adalet ve Kalkınma Partisi ama ülke öyle bir hale geldi ki arkadaşlar içinde adalet yok ama adaletin olmadığı koca koca binaları yapıyoruz. Bak koca koca binaları yapıyoruz. Hafta sonu İzmir Kitap Fuarı'ndaydım. Pırıl pırıl gencecik bir savcı geldi. Nerenin savcısı olduğunu bilemiyorum efendim. Eşi hanımefendiyle birlikte. Dünyalarda güzel bir çocuk vardı. Geldi konuşuyoruz. Dedi ki hocam, bu ülkenin dedi savcıları, yargıçları ama dedi ben savcılar için söyleyeyim. Bu ülkenin dedi savcıları devletin savcısıdır. Ama şu anda hani geriye çekilinmiş, çok diyor sesleri çıkmıyor ama herkes yine elinden geldiği kadar devletin savcısı olmaya devam ediyor. Yani Cumhuriyet savcısı olmaya devam ediyor. Ben de dedim ki değerli kardeşim, tabii ki biliyorum. Kendim bir yani biliyorum işte. Kıdemli bir sanık olarak biliyorum. Doğrusunuz, söylüyorsunuz. Ama bu işler öyle bir hale geldi ki çıkan siyasal iktidar adına hareket eden, onların tayin etmiş olduğu bir takım savcılar, yargıçlar, sayıları azmış, az bile olsa kamunun önüne çıktıkları için bu sefer kamuda adalet duygusu, düşüncesi, bütün bunların hepsi zedeleniyor, bütün bunlar kayboluyor. Ama umut her zaman için var ve umut her zaman için yeşererek, filizlenerek daha da büyüyecek ve büyüyor. Bunda hiç kuşku yok. Neden? Çünkü siyasal iktidarlar kalıcı değil. Bakın siyasal iktidarlar kalıcı değil.
Şimdi Esenyurt'a müdahale ediyorsunuz. Bunu tekrar söylüyorum. Belediye başkanının kimliği, kişiliği, geçmişte yazdığı, tabii ki o yazdığı kabul edilebilir bir şey değil. Kendisi de okuduğu zaman bir anlamıştır ki ya bir gariplik var. Ben bir sosyoloğum, rektör yardımcılığı, dekanlık yapmışım. İşte ben de saçmalamışım. Hepimizin yazılarında var o. Geri dönüp baktığımız zaman ben de ilk kitabım için aynı şeyi söylemiştim. Sonra işte yeni baskısında toparlandı. Üstelik benimki tarih kitabıydı. İşte orada bir takım bilgiler, yanlışlıklar, şu, bu. Bunlar oluyor, olmuyor değil. Bakın olmuyor değil. Eğer arkadaşlar demokrasi şuysa, ta antik çağda beri tanımlanan tanımlar var. Gerçi cumhuriyet gibi değil demokrasi, yüzyıllara göre bunun tanımı değişiyor. Demo halk, krasya yönetim, demokrasi halkın yönetimi. Bakın en basit antik çağdaki kavramın kendisine baktığınız zaman evet bu böyle ama 21. yüzyılın artık ortasına geldik. Demokrasinin tanımı şu, farklılığın kabulü, içe sindirilmesi ve yönetilmesidir. Yani siyaset bilimi açısından o koca tunturaklı tanımı yapmıyorum ama en yalın tanım bu. Bunun en önemli örneği Avustralya'dır. Ta ben bunu bu tanımla yapılan demokrasinin içinde 2 yıl yaşadım orada ve gördüm. Bakın arkadaşlar, demokrasi dediğiniz şey şudur. Kapınızdan dışarı çıktığınız zaman evinizden teneffüs ettiğiniz havada hissetmektir. Bakın özgürlüğü. Şimdi Esenyurt'ta tekrar söylüyorum. Ahmet Bey'i kenara koyun. Buraya müdahale edilmesi şarttır, hayatidir. Esenyurt kitaplarda yazılı olan ne kadar kriminal meseleler, suç unsuru diye tanımlanmış olan ne kadar olay varsa her şey orada oluyor. Çünkü böyle bir ilçe yaratıldı zaten. Bak yaratıldı. Bana aktarılan bilgi doğruysa, bak kendim gidip teyit etmedim. Bana aktarılan bilgi doğruysa orada 26 bin kişinin yaşayabileceği efendim bir inşaat manzumesi yapılmış. Fakat Ahmet Bey bir önceki belediye başkanı dönemi, yani Kadıoğlu dönemi. Ahmet Bey gelmiş, burada hukuksuzluk var, burada işte imara aykırılık var, burada o var, bu var diye bütün onu durdurmuş. Eğer bu görevden alınmanın içinde orada bu tür bir de ekonomik meseleler varsa, bak tekrar söylüyorum, kendim gidip görmedim ve araştırmadım. Oralardaki yaşayanlara, çok kendilerine çok inanıp güvendiğim kişilere sorduğumda bir de bana işin bu yönünü anlattılar. Dediler ki evet, bu bir siyasi karar, bu bir siyasi oluşum ama bunun arkasında bir de böyle ekonomik bir mesele var, başka işler de var. Hatırlayın, AKP'nin belediye başkanı ne demişti? Ne demişti kardeşim? Daha önce kendisi işte tweet atıp işte buraya geliyoruz diye cümleler kurmuştu. Olaydan daha birkaç gün önce. Sonra işte ben onu amaçla söylemedim de işte ben onu bilmem ne diye bilmem ıvıra zıvıra çevirdi. Bir önceki belediye başkanı ile ilgili medyada yazılmadık, tırnak içinde söylüyorum, olumsuzluk kalmadı. Şöyle toparlayayım ve bağlayayım arkadaşlar. Bakın, eğer demokrasi inanıyorsak, bu haliyle bile, diyeceksiniz ki yarı olacak, Türkiye'deki uygulanan demokrasi, demokrasi mi? Hayır değil. Değil, bakın değil. Bunu bugün 2024'te söylemiyorum kuracağım cümleyi ve kullanacağım sözcüğü. Daha ta 1990'ların başında söylediğim, 95-96 daha sonra da işte çeşitli şekillerde yinelediğim, bazı da yapılan dergi röportajlarında da ifade ettiğim şudur. Türkiye'de demokrasi yok, kakokrasi var Türkiye'de. Arkadaşlar, Türkiye'de liderler oligarşisi var. Bakın geçmişte çok dert yandık. Kendi tanımlamamı söyleyeyim. Çeteler cumhuriyeti var. Şimdi de gelip baktığımız zaman artık burada kararlar hukuka uygun ya da demokrasinin temel kuralları içerisinde verilmiyor ki kurdurduğumuz sistem 2010-2017 işte o referandumlar değişikliklerle kendi ellerimizle yaptık.
kendi ellerimizle yaptık. Böyle bir sistem kurduruldu ve bu sistem içerisinde bir kişi söylediği zaman arkadaşlar hapishaneden adamlar çıkartılıyor. Bir kişi söylediği zaman insanlar hapishaneye atılıyor. Bir kişi söylediği zaman hukuk ayaklar altına alınıyor. Hukukun üstünlüğü yok. Üstünlerin hukuku var. Şimdi dünyada dert yanıyoruz. Erdoğan'ın kendisi diyor ki dünya beşten büyüktür. Yanlış değil söylediği söz. Ama Türkiye de birden büyüktür. Şimdi bunu dile getirmiyorsunuz. AKP iktidar oldu. Türkiye'nin önünde çok ama çok büyük şans vardı. Eski Habertürk'te program yapıyorum. Muhtemeldir ki 2004 olabilir ya da 5 olabilir. Kurduğum cümle bak aynen şuydu. Dedim ki işte kayıtlarda var. Dedim ki Erdoğan çok şanslı doğmuş birisi. Yıldızı çok yüksek birisi. Kozmik şansı, bireysel şansı çok yüksek. Umarım ki dedim bu şansını Türkiye içinde kullanır. Bakın Türkiye içinde kullanır. Kullandığı takdirde de dedim ömür boyu, o zaman başbakan demiştim. Ömür boyu dedim başbakan olarak kalır. Eğer bunu kullanırsa. Ama geldiğimiz yer neresi? Kendisinin kozmik şansı, kendisi, ailesi ve çevresi için kullanıldı. Ne yazık ki ülke için kullanmadı. Şunlar olabilir, efendim işte şu söylenebilir, çevresini çevirenler işte kullandırtmadı diyebilir, efendim işte ABD kullandırtmadı diyebilir, dünya müesses nizamının kurucuları diyebilir, ekonomik ilişkiler iç içe denebilir, çok şey söylenir. Çok şey söylenir. Ama şuna birileri hemen itiraz ediyor. Efendim işte ben oy vermedim ki, işte ben referandumda vermedim. Kardeşim sen vermedin, o vermedi. %52-53 veriliyor mu? Veriliyor. Peki bugün siyasal iktidarın bu kayyımların arkasına sığınması, bu demokrasiyi ayaklar altına alınmış olması, bu haliyle bile bak, bu haliyle bile ayaklar altına alınmış olmasının bana göre bir numaralı nedeni şu. Kamuoyu araştırmaları görüyor. Son yerel seçimi gördü. İkinci parti oldu. Evet, muhalefet ezdi geçti. Bakın ezdi geçti. Şimdi yine görüyor. Diyor ki ya bir dakika. Ben evet hep ikinci parti olarak görünüyorum. Ben seçimi kaybediyorum. Ben seçimi kaybettim. Ama şunu düşünmüyor. Peki niçin kamu bana bu kadar dönem, kaç dönem beni birinci parti yaptı? İktidarı teslim etti. Efendim işte şunları da artık hiç söylemiyorum. Efendim daha önce Haziran'da seçim yapıldı da bunları iptal ettilerdi. İşte Kasım'a gidildi de arada öldürülmeler, ölmeler oldu da işte beka dendi de. Bak onların hiç dilime bile dolamıyorum. Hiç ağzıma bile almıyorum. Ama geri dönüp şunu düşünmesi gerekiyor. Bir dakika ya. Peki ben ne yanlışlar yaptım ve yapıyorum ki halk beni terk ediyor. Bak halk beni terk ediyor. Mansur Yavaş ile ilgili 4 tane kamuoyu araştırması yapıldı. O 4 kamuoyu araştırmasında Mansur Yavaş şunu gördü. Eğer CHP'nin adayı olarak Cumhurreisi seçimine girecek olursa yaklaşık olarak %60 civarında oy alıyor. Bakın %60 civarında oy alıyor. Dolayısıyla CHP'nin adayı olarak ve CHP ile birlikte hareket edecek. Peki diyeceksiniz ki Ekrem İmamoğlu bu kadar iddialı ne oluyor? Eleştirilerime rağmen bak Ekrem İmamoğlu'nun da çevresiyle ilgili çok ağır eleştirim var zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Ama eğer planlama şuysa, bak planlama şuysa Esenyurt Belediye Başkanı'nın kimliği kişiliğinden hareketle yürüyüp Ekrem İmamoğlu'nu da görevden alıp buraya kayyım atamak gibi çılgınca bir plan varsa bundan vazgeçsinler. Bakın bundan vazgeçilsin. Bunu dünyaya anlatamazsınız. İçeriden ben vazgeçtim. Dünyaya anlatamazsınız derken de iki konu var. Bir, ekonomik meseleler. İki, siyasal meseleler. Bakın anlatamazsınız. Türkiye'nin başına böyle bir çorap örmeyin lütfen ne olur. Türkiye'nin başına böyle bir çuval geçirmeyin. Tekrar geri dönsün. Siyasal iktidar... Yahu ben nerede ne yanlışlar yaptım, niçin ekonomiyi bu hale getirdim,
ben niye nas dedim, bana kim nas dedirtti, biz niye inat ettik, işte damat Maliye Bakanı iken biz niye inat ettik, işte 5,5 lira o Balıkesir falan konuşmaları hiç unutulur gibi değil yani. Unutulur gibi değil. Bir de ağzını eğerek, yayarak, kendince taklit yaparak konuşmalarını ne olur rica edeyim internetten bir indirin, bir daha tekrar tekrar bir dinleyin. 128 milyar doları yakıp çöpe attıklarında kime ne gitti belli değil. Üst üste toplayın. Yapılan bu köprüler, havaalanı, geçitler, yaptığınız antlaşmalar, ya Osmanlı Devleti'ni kapitülasyonlar çökertti. E şimdi verdiğiniz kapitülasyonlar, ya salatalık, hıyar dediğimiz salatalık var ya, Çengelköy hıyar. 90 lira, 100 lira kardeşim etiketi. 90 lira, 100 lira. İşte benim şuradaki manav çocuklar. Şu etiketleri şurada duruyor. Acaba yanılıyor muyum falan diye baktım. Dedim ki bir dakika, yalan yanlış bir şey söylemeyeyim. Ya düşün, hıyar, hıyar. 90 lira, 100 lira ya. Artık bunun açıklanabilir, konuşulabilir bir yanı var mı ya? Pazı diyorsunuz ya, bir demet. İçinde şerefin bir hakkı için 10 tane mi, 12 tane mi ne var? 65 lira yaşın. O da bir kişiyi doyurmaz. Doyurmaz tabii canım. Sana ne diyorum bak. Evet. Ya içinde 20 yaprak yok bak. 20 yaprak yok içinde ya. Ya 12 ya 14 tane yaprak var. 65 lira ya. İşte şurada benim tütüncü Mehmet Efendi'nin üzerinde. Dolayısıyla hani niye ben oylarımı kaybettim, niye ben bu duruma geldim? E tabii şimdi bu bir de bu hırçınlaştırıyor. Çünkü neyi biliyor? Şunu biliyor siyasal iktidar mensupları. İktidarı kaybettikten sonra eğer muhalefet düşünüldüğü gibi böyle hani çoğunlukla, biraz da ezici çoğunlukla iktidara gelirse davalar açılacak. Bakın tutuklamalar olacak. Tutuklamalar olacak. Dolayısıyla bir takım insanlar hemen bunun ardından, ben size bir şey söyleyeyim mi, iktidarı terk edip kaçıp gidecekler. O zaman hiç kimse Erdoğan'ı tanımayacak. Kral öldü, yaşasın yeni kral. Bak kral öldü, yaşasın yeni kral. En iyi bunu Erdoğan'ın kendisi biliyor. Geçmişte kendisine küfreden, hakaret eden, ne kadar ağır artık laflar eden herkesi, bak dikkat edin, herkesi öyle ya da böyle bir takım olanaklar sağlayarak, hep söylüyorum, kapısına zincirle bağladı. Ondan sonra da o olacak. Ne olur lütfen öyle ya da böyle, bu beğenmiyorsunuz, etmiyoruz ama halk oy verip seçiyor kardeşim. Buna herkes oturup saygı göstermeyi öğreneceğiz. O zaman en baştan aday yapmayın. En baştan aday yapmayın kardeşim. O temiz kağıtlarını vermeyin. Vermeyin.